Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda link info özelliğini göreceğiz. Link info özelliği nedir, ne işe yarar, onun üzerinde konuşacağız. Link info özelliği objeleri sahnede eksen üzerinden kilitlemeye yarar. Yani bir objeyi sahnede hareket ettirmek istemiyorsan veya döndürmek istemiyorsan veya büyütüp ufalmasını engellemek istiyorsan bütün açılarını kilitleyip sahnede belirlediğim yerde konumlandırabilirim. Aynı şekilde hem kameraya hem de ışıklarda bu sistemi kullanabilirim. Örnek olarak C'ye basıp kameranın içine giriyorum. Bu açı benim için ideal. O zaman ben bu açıyı kilitlemek istiyorum. P harfine bastım. Perspektif ekranıma döndüm. Buradan sonra yapmam gereken sağ panelde 3. sıradaki hiyerarşi sekmesine tıklamak. Hiyerarşi sekmesine tıklıyorum arkadaşlar. Hiyerarşi sekmesine tıkladıktan sonra 3. sırada yine en sağda link info özelliği var. Bu özelliğe tıklar tıklamaz zaten ekranıma karşımda Lux diye bir kilit işareti ismi çıkıyor. Burada Move, Rotate ve Scale olarak bölümlendirmişler arkadaşlar. Yani W, E, R yani W Select and Move, E Select and Rotate, R'nin kısa yolu Uniform and Scale. Yani burada diyor ki ben bunu X, Y ve Z'sini kilitlediğim zaman bakın arkadaşlar. Şu şekilde sağ ve sola hareketini kilitlerim. Dikkat edin, objeme hiçbir şekilde sağa sola kaydıramıyorum. Z yönünde kaydıramıyorum, X yönünde kaydıramıyorum ve Y yönünde kaydıramıyorum. Çünkü sağ panelde link info'da 3 alanda kilitli. Ama şu an dönüşüm açık, bakın döndürebiliyorum. Diyorum ki dönüşüm de kapansın. O zaman rotate'e gelip X, Y ve Z'yi de kilitliyorum. Bakın hiçbir şekilde dönüş yapamıyorum. Ha şunu yapabilir miyim? Sadece Z açık kalsın, X ile Y kilitlensin dediğin zaman bakın sadece Z ekseninde bunu işlem sağlatabilirsiniz. Aynı şekilde büyütüp ufaltma panelim hala işlem sağlıyor. Bunu da istemiyorum. Yine X, Y ve Z'sini kilitlediğim zaman bakın artık büyütüp ufaltma işlemim işe yaramıyor. Buradaki amaç şu, sahnede yanlışlıkla objeleri bozabiliriz veya sağa sola yanlışlıkla kaydırmalar yapabiliriz ekranımızdaki kameralarımız için. Veya hani istemediğimiz bir obje olur, yanlışlıkla onu bir yere koyarız ve onu fark etmeyiz kalabalık sahnelerde. O yüzden arkadaşlar objelerimizin yerini belirledikten sonra kilitlememiz daha sağlıklı olur. Şu şekilde C'ye bastım, kameramın açısı iyi dedim. Bakın şu an kameram. Bakalım kilitlendi mi? Kameramı tıklıyorum. Hiyerarşi sekmesine tıkladım. Link info'ya geldim. Şu anda kameramın kilitlerini yapıyorum. Kameram yukarı aşağı hareket etmeyecek. Sağa sola kaydıramayacağım. Kameram şu an ekranıma sabitlendi. Aynı şekilde arkadaşlar burada da bakın bir ışıldağım var. Bunu da aynı şekilde bütün hepsini seçiyorum. Ve X, Y, Z'de büyütmede, ufaltmada ve scale'de bunu ufaltıyorum. Şimdi bakın, bunları hareket ettiremem ben. Ama şunu yapabilirim. Yanlış bir işlem yaptığımı düşündüğüm zaman, örnek olarak ben bunu sağa sola kaydırmak istiyorum. Yani X, Y, Z eksenlerinde bir sıkıntım varsa, buradan hemen X, Y ve Z'yi iptal ediyorum. Ve bunu tekrardan hareket ettirmeye başlıyorum. Buradaki asıl önemli olan, önce objemizi seçiyoruz. Objemizi seçtikten sonra hiyerarşiye tıklıyoruz. Ve devamında link info deyip kilitlemek istediğimiz ekseni işaretliyoruz arkadaşlar. Artı olarak şöyle bir özelliğimiz var. Bütün alanı ve kilitlediğimiz bütün objeleri seçiyorum. Bakın bir pencere açtım, tamamını seçtim. Buradaki eksi işareti, çizgi işareti şu anlama geliyor. Birden fazla objenin kilitli olduğunu bana söylüyor. Eğer buradan bunların işaretini kaldırırsam bütün objelerin kilidi kalkmış olur. Yani tek tek üzerine gelip de hani şu şekilde yapmama gerek kalmasın. Buraya tıklayıp bütün eksenlerini iptal edeyim, buraya tıklayıp iptal edeyim, buraya tıklayıp iptal edeyim demekten ziyade bütün objeleri seçtim. Ne kadar kilitli işaret varsa onu bana eksi olarak gösterdi. Bu şekilde de hızlı bir yöntem kullanabilirim arkadaşlar. Ve kilitleme işlemini bu şekilde aktif ve de inaktif yapabilirim. Evet arkadaşlar. Link info ile ilgili eğitimimiz bu kadar. Teşekkür ediyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.